Herkese merhaba. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meeting programına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Mertol Tulum ile birlikte 12. yüzyıl İstanbul Eğitim'de kitabı ve İstanbul çalışmaları üzerine konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz ve bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Mertol Hoca'nın İstanbul'la ilgili çok önemli kitapları var. Onun daha farklı konularda da çok önemli çalışmaları var. Hocanın kitaplarının yeni baskıları geçtiğimiz dönem itibariyle Ketebe Yayınları tarafından yapılmaya başlandı. Bugün üzerine konuşacağımız asıl kitabı 12. yüzyıl İstanbul'u. Aslında bir Yeniçeri olan Emir Mustafa'nın kitabının hem Latin harflerine aktarılması, sadeleştirilmesi ve kitap hakkında hocanın eklediği, ilave ettiği notlarla oluşuyor. Hocanın bir başka çalışması Harname'de Kanuni Devri İstanbul'a dair oldukça önemli bilgiler var. Kanuni Devri İstanbul'u merak edenler için de bu Harname'nin oldukça önemli bir yayın olduğunu söylemek mümkün. Hocam ben ilk olarak aslında Emir Mustafa'dan biraz bahsederek programı giriş yapalım istiyorum. Çünkü çok enteresan bir kişilik. Normal şartlarda bilim çok edebiyat tarihlerinde de tarihi metinlerde karşılaşmadığımız bir isim. Sizin de bu kitabın hem değerlenme, hazırlanma sürecinde hem de öncesinde yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. İlk olarak Emir Mustafa kimdir ve bu kitap hani nasıl bir hazırlık sürecinden sonra ortaya çıktı onu anlatarak başlayalım isterseniz. Evet, Emir Mustafa kaynaklarda adı geçen bir yazar değil. O yüzden aynen Harname yazarında olduğu gibi onun da kimliğini kendi verdiği bilgilerden çıkarıyoruz. Bir manzumesinde, ben manzume diyorum bunlara çünkü bugüne kadar muhtelif isimlerle isimlendirilmiş bunlar. Efendim Bekçi manileri sayılmış, efendim maniler Katar'ı denmiş filan. Aslında bunların her biri bağımsız birer manzume. Bunların özelliği de 8'li hece vezni 8'li ölçüsüyle yazılması, kafiye düzenlerinin sadece değişik olması. Emir Mustafa bu manzumelerden birinde adını veriyor. Aynen Hil Selim'in babasının adını verdiği gibi, onun düğün şöleniyle ilgili olarak yazdığı manzumede padişahın adını verdiği gibi. Emir Mustafa'nın adını kendi yazdığı manzumede buluyoruz, öğreniyoruz ama Emir Mustafa nasıl bir kişilikti, nasıl bir kimlikti bu konuda yine kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmadığı için yine başvurumuz kendi yazdıkları olmak zorunda. Birkaç manzumede açıkça kendisinin bir Yeniçeri olduğunu yazıyor. Ve ocak kelimesini kullanarak, ocaklı diyerek kendisini tanıtıyor. İkincisi, Yeniçeri Ocağı'nın Hacı Bektaş-ı Veli ile olan münasebeti, ilgisi göz önüne bulundurulduğu zaman, Hacı Bektaş-ı Veli'den de yine bu münasebette bahsetmiş olması, açık seçik kendisinin bir Yeniçeri olduğunu gösteriyor. Üçüncü bir delil eserinde, Adakale'nin fethi münasebetiyle yazdığı şiir. Adakale'nin fethinde bizzat kendisinin bulunduğunu, yine o fetih sırasında yaptığı çarpışma, savaş sahnesi tasvirlerinden açık seçik anlıyoruz ki, bu da yine aslında askerlik mesleğine mensup olan bir kişi olduğunu, bir kişilik olduğunu açıkça bize veriyor. Bunun dışında hece vezniyle şiirler söylemiş olması, onun aynı zamanda Yeniçeri Ocağı'nda bir gelenek olarak tarih boyunca sürmüş olan ozanlık geleneğine bağlı bir şair, yazar olduğunu da gösteriyor. Ozanların başlıca özelliği hem saz çalmaları hem de kendi yazdıkları veya başkalarının yazdıkları da olabilir tabii, şiirleri seslendirmeleri. Bu geleneğin bir temsilcisi olarak da yine kendi verdiği bilgilerle karşımıza çıkıyor. Emir Mustafa hakkında kendi eserinden derleyebildiğimiz bilgiler hemen hemen bunlardan ibaret. Onun dışında nasıl bir karakter olduğu, nasıl bir kişilik temsil ettiği konusuna gelince onu da yazdıklarından ve
yazarken kullandığı dil ve üslupten çıkarıyoruz. Şimdi benim üslup konusunda bir değerlendirmem vardır. Üslup, yazıya sinmiş olan ruh gibidir. Onun için her yazarın mutlaka bir üslubundan söz edilebilir. Üslubu birbirine benzer yazar vardır veya üslubu falan yazar üslubuna benziyor desek bile üslup her zaman şahsidir. Yazarın dili, o dili kullanış teknikleri ve dili kullanım yeterliliğiyle bu adeta yazdığı her şeyi sinen bir özellik gibidir. O yüzden bu kitapta toplanmış olan 161 manzumenin hepsinin Emir Mustafa'ya ait olduğu su götürmez bir doğrudur, bir gerçekliktir. Yani mahlas kullanmadığı için bizim diğer şairlerimizin yaptığı gibi şiirlerinde herhangi bir mahlas kullanmadığı için bu şiirlerin gerçekten ona ait olup olmadığı tartışma götürür. Ama üslup incelemeleri bakımından baktığınız zaman bu şiirlerin tümünün Emin Mustafa'nın kaleminden çıktığına hiç şüphe yoktur. Peki bu üslup bize onun aynı zamanda dili kullanım tarzını ve tekniklerini de verdiğine göre acaba bu konuda ne derece başarılıdır? Benim son yıllarda yöneldiğim araştırma kaynakları edebiyatımızda bir yeni değil ama üzerinde fazla durulmamış olan yeni bir tür. Bu da şaka, espri ve hikayeleştirmeye dayanan bir tür. Ne dedik ona? Latife. Letaif. Letaif. Letaif türü. Bu letaif türüyle ilgili hemen hemen kütüphanelerde ne kadar yazma varsa bunların tümünü ben topladım. Bunların şimdi mikrofilmleri yok ama işte CD'leri var. Bunları getirdim ve diyebilirim ki hemen hemen hepsini okumuşumdur. Harnamede bu türe giren eserlerden biridir. Harnamede dikkati çeken en önemli noktalardan biri aynen Emir Mustafa'nın kitabında olduğu gibi dilin Emir Mustafa'da argosu ön plana çıkar. Bir ölçüde argosu çıkar. Ama Harname'de kendisini bize yine kimliğini tam olarak bilmediğimiz ama yüksek tahsilli, zamanın entelektüellerinin olduğu besbelli olan Hüsam-ı Sahravi, Hüsam-ı Sahravi'dir. Hüsam-ı Sahravi'nin eserinde sonuna koyduğumuz indekslerden, listelerden görüleceği gibi yüzlerce atasözü, deyim ve eserin adından kaynaklandığı gibi har ile, hadi onun Türkçesini söyleyelim, bir mahsuru yok, eşek ile ilgili ne kadar kelime, tabir, deyim, kullanım varsa bütün bunları bu eser bize bütünüyle veriyor. Şimdi bu tür eserlerde zaten mesela benim yine bugüne kadar okuyup da çok etkilendiğim ama yayım imkanı bulamadığım Letaif-i Esnaf diye bir eser var. Çeşitli iş kollarında mensuplarının kendi aralarında kullandıkları kendi iş kollarını ilgilendiren kelimeler, deyimler ve terimler. Bunların hepsini bir hikaye bütünlüğü olarak kaleme alan yine ismi belirsiz bir yazar bize böyle bir eser bırakmıştır. Onun dışında iki yazarı belli büyük letaif kitabı olmakla beraber letaif türüne giren çalışmalar içinde sadece fıkra, işte Emir Mustafa'nın yaptığı gibi bekçi, davulcu, davulcu bekçi gibi tiplemelerle onların
ağzından söylenmiş şiirlerle bize hem 18. yüzyıl İstanbul'unu hem de İstanbul'un aşağı yukarı Ramazanname denmesinin bir sebebi de zaten odur. İstanbul Ramazan'ını bize tanıtan manzumeler yanında bir düğünü, II. Selim'in doğumu münasebetiyle yapılan düğünü aynı zamanda anlatan satırları. Onun dışında çok da ilgi çekici olmak üzere yiyecekler, içecekler, yemekler ve sonunda en ilgi çekici olan da hayvan hikayeleri. Mesela pireler ve farelerle ilgili hikayeleri insan okuduğu zaman bunun İstanbul'la ne alakası vardır diye bir soru aklına takılmaması mümkün değil. Ama özellikle İstanbul'un eski ahşap evlerinde, ben Bursa'da çocukluğumda ilk gençlik lise yıllarım da orada geçti. Böyle ahşap eski bir İstanbul evinde oturduğum için ahşap evin alt katındaki ahşap tavanın akşamları özellikle içinde farelerin yaptığı o hareketleri onları hiç unutamam. Yani eski İstanbul evlerinde de ahşap evlerinde bu tür farelerin yuvalandığı tavanlar, işte zeminler vardı ve farelerin bu Emir Mustafa'nın dilinde bir de böyle bir hikaye, bir çeşit dönüşmesi bununla alakalıdır. Herhalde İstanbul evleri deyince aklımda ilk gelen şeylerden biri zaten farelerdir hocam. Meşhurdur geçmişten bugüne. Evet. Mesela kitapta da hayvanlar bölümünde hangi kitaplar var, ben onlara bir bakayım. Kuş türlerinden mesela bülbül hikayeleri var, turnalar var. Balık türlerinden oldukça söz ediyor Emir Mustafa. Hayvan hikayelerinde tavuklar ve horozlar var. İki ördek ile bir kız var. Çok enteresan bir hikaye. Kedi, köpekler, keçi, sıçanlar aynı şekilde. Kedi ile sıçanlar hikayesi var ve pireler var. Evet. Herhalde bunlara böyle bir baştan sona düşündüğümüzde birçoğunun yakın geçmişe kadar bayağı hayatımızın bir parçası olduğunu söylememiz mümkün. Bunu da tarihsel olarak geçmişten gelen bir şey olduğunu da görmek mümkün böylece. Elbette, elbette. Emir Mustafa'nın tabii başka bir yönü son derece meraklı bir gözlemci olması. Şimdi İstanbul 18. yüzyılın başlarından itibaren 1. Mahmut ve sonraki 3 hükümdar döneminde bir yandan zelzelelerle, büyük zelzelelerle yıkılmış, büyük yıkımları yaşamış. Öte yandan yine aynı yüzyılın sonlarına kadar devam eden, 1. Abdülhamit dönemi dahil, devam eden büyük yangınlarla yakılıp yıkılmıştır. Bu yangınlardan bazıları o kadar büyüktür ki, Aksaray'daki yeni odalar, Yeniçeriler için yapılan yeni odalardan Bayezid'deki eski odalara varıncaya kadar bütün Yeniçeri kışlalarının yandığı bir büyük yangındır bahsettiğim. Onun dışında yine buna benzer özellikle Langa'da Yahudilerin oturduğu mahallelerden başlayan yangınlarla İstanbul bu yüzyıl içinde defalarca yanmıştır. Şimdi bu yanma tabii yapıların çoğunun ahşap olması yüzünden çok büyük zararlar veriyor. Ve takdir edilir ki bunun arkasından bir yenilenme gerekir. Ve İstanbul bu yüzden bu yüzyıl içinde birkaç defa yenilenmiştir. Bütün bu yanan, yok olan binalar, zelzelenin de yok ettiği mahalleler hep yeni baştan inşa edilmiş, yeniden yapılmıştır. İşte Emir Mustafa bütün bu olaylara, bütün bu cereyan eden her şeye hem merakıyla hem de İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak tanıklık etmiş. Bunları bize, işte o kendi özel nazım diliyle bunları bize aktarmıştır ki bu eserin asıl tarihi değeri de buradan gelir. Şimdi ben bu eser üzerindeki çalışmalarım sırasında bu eser, şunu söyleyeyim önce, müstakil bir eser değildir. Bu eser önce Ahmet Muhtar Dağlı'nın 1948 senesinde Ali Emiri Efendi'nin kütüphanesindeki mecmualardan derlediği, yanlış hatırlamıyorsam 41 kadar manzume ile gün ışığına çıkarılmış. Fakat kendisi bu manzumelerin türü üzerinde
niteliği üzerinde, neliği üzerinde bir değerlendirme yapamadığı için bunları mahalle bekçilerinin manzum bekçi manileri. Bekçi fıkraları gibi bir tür görmüş. Gibi. Sonra benim çok değerli arkadaşımdı rahmetlik Amil Çelebioğlu Erzurum'da çalıştığı yıllarda Erzurum Üniversitesi'nin satın aldığı Aga Sırrı Levent kitapları arasında bulduğu Ramazanname isimli bir eser yayınladı. Ramazanname aslında bu eserin adı değildir. Şimdi bu münasebetle bizim eski eserlerimizin isimleriyle ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Tabii hocam buyurun. Şimdi manzum olsun, mensur olsun. Tercüme olsun, telif olsun. Bizim eserlerimiz genelde eserin muhteviyatını veren bir isim yerine yazarının seçtiği özel isimlerle adlandırılır. Ama eserde mutlaka zikredilmiş olan bu ismi metin yayımcısının bulup çıkarması lazımdır. Metin çalışmalarının en önemli noktalarından biri budur. Ben birkaç örnek vereceğim. Marzubanname diye bir eser vardır. 14. yüzyılda yazılmış. Bu eser iki defa yayımlandı. İkinci basım kararı alındığı zaman Türk Dil Kurumu hazırlayanın isteği üzerine beni raportör tayin etmişti. Ben raportör iken bu eserin sonunda tercüme eserdir. Mütercimin esere koyduğu adın geçtiğini söyleyerek bunun marzumanname değil bu adla anılması lazım demiştim raporumda. Hazırlayan bizimle hocamız diyebileceğimiz Ankara Üniversitesi'nden bir hanım profesör Zeynep Hanım. Zeynep Hanım kabul etmekle beraber ama böyle tanındığı için onu da kullanalım Mert Olbey dedi. Peki dedim altına paranteze koyarsınız. İkincisi üzerinde 20 senedir hemen çok şey yazdığım Menakıb-ül Kutsiye. Menakıb-ül Kutsiye Elvan Çelebi'nin eseridir. Elvan Çelebi de Aşıkpaşazade'nin oğludur. Aşık Paşa'nın yanı söylemeyelim. Aşık Paşa da oğludur. Menakıb-ül Kutsiye elde tek nüshası olan bu eserin sonunda başka birinin yazarının değil başka birinin yazdığı bir yazıyla esere ad olarak verilmiştir. Halbuki bu eserin de sonunda yazarı eserin adının Name-i Kutsi olduğunu açık seçik bize söyler. Şimdi Ramazanname'ye gelince bu rahmetli Amil Çelebioğlu kardeşimin yayınladığı metinde eserin içindeki Ramazan'la ilgili manzumelerden hareketle birisi 13'i çoğaltan yazan Ramazanname diye bir ad vermiş. Bu ad eserin adı değil, onu yazan, 13'i yazan ismin kişinin koyduğu bir addır. Dolayısıyla bu eserin adı ne olmalıdır diye düşündüğüm zaman bütün 160 küsur, 161. Evet hocam. Manzumenin hiçbirinde Emir Mustafa bir ima ile bile eserine ne ad koyduğunu bize söylemiyor. O açıdan ben bu manzumeleri değerlendirirken bunları birer ansiklopedi maddesi saymıştım. Gerçekten de her biri özellikle mekanlarla ilgili olan manzumelere baktığınız zaman her birinin birer tarih kaynağı kaydı olduğunu görürsünüz. Mesela bunlardan iki tanesini örnek olarak da vermiştim. Bugünkü Bayıldım Yokuşu. Aynı adla anılıyor Bayıldım Yokuşu Beşiktaş'ta. Ama Bayıldım Yokuşu'nda o zaman çok anlı şanlı, çok mükemmel görünüşüyle bir köşk bulunduğu ve aynı adı taşıyan bir çeşme olduğunu
sadece Emir Mustafa söylüyor. Başka hiçbir kaynakta böyle bir şey yok. Ve o köşk bugün yok, o çeşme de yok. Yokuşuna da var sadece. İkincisi, birinci Mahmud'un Ayasofya'da yaptırdığı çeşmenin yanında bir imaret var. O imaretin de bir yanında Allah rahmet eylesin sanat tarihçisi hocamız İstanbul Üniversitesi'nden hatırlayamadım şimdi. Onun makalesinde, onun İslam Ansiklopedisi'ndeki makalesinde bu çeşmenin kimin tarafından, kimin zamanında, ne zaman yapıldığına dair herhangi bir tarihi kayıt yoktur diye bir değerlendirme var. Bu eser o halihazırda mevcut olan Ayasofya'daki o çeşmenin kimin zamanında, kimin tarafından, ne zaman yapıldığına açıklık getiren bir tarih kaynağıdır aynı zamanda. Bu arada yine onun aşağı yukarı 45 yıl süren benim hesaplamama göre 45 yıl süreyle meraklı bir İstanbul tutkunu olarak İstanbul'un her yanını dolaşmış. Mesela mesire yerlerini tanıttığı yerler var. Ben Beykoz'da Tokat diye bir yerada olduğunu buradan öğrendim. Bilmiyorum, Döleş'e duymadım ben. Hali hazırda Tokat diye bir semti var mıdır Beykoz'un onu da bilmiyorum. Gidip de araştıramadım. Bize Tokat'tan uzun uzun Tokat'tan bahsediyor. Oradaki havuzdan bahsediyor. Efendim sonra Beykoz Çeşmesi'ni, Beykoz Çeşmesi'nin bir resmini bulmuştum ama buraya koymaya imkanımız olmadı. Dünyanın 8. harikası sayan bir sanat tarihçisi var. Bugün yerinde yerler esiyor. O çeşmeyi bize eğer yeniden yapmaya kalkışacak olsak elimizdeki belki tek kaynak bu. Kaç tane sütunu olduğunu, nasıl bir yapı olduğunu vesaire filan onu tanıtıyor. Nur Osmaniye Camisi, Laleli Camisi, hep o dönemde yapılan yeni camiler, bütün bu camileri, efendim, konumları, özellikleri, efendim, iç dizaynına varıncaya kadar çok ayrıntılı olarak tanıtan manzumelerdir bunlar. Onun için ben bunları birer ansiklopedi maddesi saydım ve öyle değerlendirdim. Zaten kitabı da öyle oluşturuyorsunuz hocam, bölüm başlıkları itibariyle. Onu oluşturma meselesine gelince, Ramazanname'de bulunan 123 tane yanlış hatırlamıyorsam yine, manzumenin sırası karmakarışık. Ahmet Muhtar Dağlı'nın ki öyle, o zaten mecmualardan birer şer toplamış. Benim yazma kitaplıklardaki çalışmam sırasında çok eski tarihlerde elime geçen bu yazmanın yeni bir nüshası, 18. yüzyıla kesinlikle tarihlenen bir nüshaydı. Oradaki manzumeler de karışıktı. Ama hepsini bir araya getirdiğim zaman gördüm ki bir kısmı diğer nüshalarda bulunmakla beraber her biri bize başka başka metinler vermek suretiyle 161 yekununa ulaşan bir bütün eser vermiş oluyor. Dolayısıyla bütün bu üç ayrı kaynağın malzemesini birleştirdiğim zaman gördüm ki bunlar zamanında Emir Mustafa'nın hayatında belki veya daha sonraki yıllarda meraklılar tarafından yazılmış ama bir bütünlüğü olan bir eser değil. Yani başı sonu olan bir eser gibi değil. Bu bize aynı zamanda Emir Mustafa'nın kendi yazdıklarını belki bir kitap olarak bütünleştirmediğini de gösterebilir. Bu belki odan olmasıyla da alakalı olabilir. Çünkü bildiğiniz evet. Hocam onlar daha çok dağınık, daha belirli konulara odaklanan evet, evet. Farklı dönemlerde farklı şiirler kaleme i̇şte, alıyorlar. Kaleme alıyorlar. Tabii yani öyle olunca ben diğer çalışmalarımda da hep gözettiğim gibi filolojik bir çalışmanın bizden istediği şey bir eserin hem bütünlüğünün ortaya konulması, bu bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı değerlendirmesi. İkincisi bütün bu bütünün okuyan tarafından kolaylıkla okunabileceği, algılanabileceği bir kılıkta sunulması. Bunu
filolojik çalışma ile ilgili bir kaynakta tozundan toprağından temizlenmiş bir kıymetli tablonun ışıklı bir mekana yerleştirilip bütün güzelliğinin teşhir edilmesi şeklinde tavsif ediyor bir yabancı yazar. Şimdi bizim bu eserlerimizin çoğu böyle bir akıbete uğramıştır. Şimdi Hardanga'yı 1948 yılında rahmetli Ahmet Ateş buldu. Antalya Elmalı'da. O tarihten beri, 48'den beri benim bu eser üzerinde çalışmaya başladığım yıla kadar kimse ilgilenmedi. Neden? Tek nüsha. Tek nüsha. İkincisi, öyle bir yazı ki ve öyle bir dil ki. Şimdi eseri değerlendirirken yazdığım gibi eserin bütünü itibariyle eşek hikayelerinden oluşan bir bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Ama yazarı aynı zamanda Çingene kültürünü bize tanıtmak istemiştir. O yüzden de ben İstanbul'da bulunduğum uzun süre içinde Ambarlı'da oturdum. Ambarlı, Yakuplu diye bir köy vardır. Bugün yerinde yok, yerler esiyor. Yakuplu bir Çingene vatandaşlarımızın yaşadığı Sulu Kule gibi bir mekandı. Bir mahalle. Bir mahalleydi. Yok edildi. Rant uğruna yok edilen yerlerden biriydi Sulu Kule gibi. Benim oğlum Ketepe'den kitabı çıkan biliyorsunuz çok meraklı bu işlere. Ramazanlı arkadaşlarıyla beraber Ambarlı oradaki o mahallede sahur vaktine kadar o kahvelerde sohbetler olurdu. O vatandaşların sohbetleri. Saatlerce katıla katıla gülersiniz. Onların o kendi dilleri, şiveleri, kendi aralarındaki esprileri, takılmaları. Ben Trakya'nın köylerinde de bu tür şeyler çok gördüm ve o köylere, kahvehanelere gidip oturmuşumdur. İşte bu eserleri oluşturan malzeme böyle bir malzemedir. Yani dilin yarattığı edebiyat çok yönlü bir edebiyattır. Sadece klasik edebiyatın bizdeki edebiyat çalışmalarında olduğu gibi divan edebiyata ağırlıkla bakacak olursak edebiyata çok büyük bir yanlış yapmış oluyoruz. Edebiyatımızın nesir bölümü nazım bölümüne göre çok daha zengindir. Ve o zenginin içinde işte bu letaif türü Basra'yı alır. Sebep, biz buna dil biliminde çağrışım alanı diyoruz. Bir kelimenin çağrıştırdığı dilde ne kadar malzeme varsa, kelime, deyim, terim, atasözü, küfür dahil, argo dahil hepsi. Bütün bunların bulunduğu bir alandır çağrışım alanı dediğimiz. İşte Hardame özellikle har adının çağrıştırdığı Türkçe'de o yüzyılda Kanuni döneminde kullanılmış ne kadar zenginlik varsa dilin bütün bu zenginliğini ihtiva eden bir eser olarak 48'den benim yayınladığım tarihe kadar bekledi. Evet. Peki hocam, aslında burada iki tane metele var. Birincisi işte bilirsiniz Yahya Kemal'in ünlü Resimsizlik ve Nesirsizlik makalesi var. Türk edebiyatında işte Türkçenin bu kadar geç gelişmesinde o nesrin çok geç Avrupa'dan Türkiye'ye gelmesini söyler ve nesir edebiyatının Türkiye'de pek gelişmediğini söyler. O zaman birincisi siz bunun tersine bir şey söylüyorsunuz. Belki biraz buradan konuşabiliriz. İkincisi de aslında az önce de vurguladığınız gibi bir klasik divan edebiyatı penceresinden baktığımızda aslında oldukça kısır bir noktaya teşebbüs ediyoruz. Çünkü divan edebiyatı zaten yerel unsurları, yerel dilleri, şiveleri içerisine almayan, belirli bir dil düzeni içerisinde üretilen metinlerden, şiirlerden meydana geliyor. Ancak bu gerek Emir Mustafa'nın eserinde, gerek de Hüsam-ı Sahravi'nin eserinde öde akılan en önemli şeylerden birisi dönemin dilini bir de aktarması, ki başka bir bu dönemin dilini bizim anlamamadığı için belge yok. Dil dediğimiz şey en çok bu tür metinler aracılığıyla bir de bugünlere ulaşmış bir şey.
Bunların da en önemli unsurlarından, en önemli yanlarından birinin aktardıkları ve bugün bizim artık başka türlü örneğini göremeyeceğimiz bir dil denginin olduğunu söylememiz mümkün. Bu iki metin üzerine ne söylersiniz hocam? Benim doktora tezim Sinan Paşa'nın tasavvurnamesiydi. Ben tasavvurnameyi tez olarak seçmeden önce 1963 senesinde asistan olduğum tarihten itibaren 1980'li yıllara kadar diyebilirim. Yani üniversitenin yok kuruluncaya kadar diyelim hadi. Üniversitenin işleyişinde bugüne göre çok büyük farklılık vardı. Üçüncü sınıfı tamamlayan bir öğrenci dördüncü sınıfa atladığı zaman mutlaka bir tez yapardı. Ve bu tezler genelde bizim dil kürsüsündeydim ben. Bizde metin tezleri olurdu. Ve bu metinler genelde manzumsa 3000-5000 beyte varan hacimde manzum eser. Mensursa yine ona göre yani bütünlüğü olan bütün bir eser üzerinde. Bir seneden fazla iki sene süren tezler olurdu. Ama benim en büyük kaynağım ve kazancım bunlar olmuştur. Çünkü rahmetli hocam Faruk Timurtaş, ben asistan olduğum gün beni hemen bunlarla buluşturdu. O tarihten başlayarak ben bütün tezleri ben okudum. Okudukça kazanç haneme yeni şeyler kattım. Ve diyebilirim ki yüzlerce tarihi metin okudum. Bunları okurken Sinan Paşa'nın tazarnamesi beni 15. yüzyıl öncesi yine bu talebe tezleriyle olan çalışmalarımda 14. yüzyılla buluşturduğu zaman 14. yüzyıl Türkçesinin duruluğuna, saflığına, güzelliğine hayranlık duymuşumdur. O kadar güzel bir Türkçe vardı ki, o kadar saf, duru bir Türkçe vardı ki, bu Türkçe ifade gücü olarak aynı zamanda başka dillerden kelime almaya büyük ölçüde ihtiyaç duymayacak kadar zengin bir dildi. Bu dili ben daha sonra yazarı belli veya belli olmayan Tevarih-i Ali Osmanlılar'da buldum. Buna Dede Korkut dili de üslubu da deniyor. Bunun kendi içinde bir müzikalitesi var. Sinan Paşa bu müzikaliteyi hem kendi ana dilinin kelimeleriyle hem de yabancı dilden aldığı Arapça, Farsça ile bize aktarır ve kendine özgü bir model oluşturur ama Onun örnekleri artık Fars Edebiyatı örnekleridir. Ne yazık ki. Ve ben sanıyorum bu kitabımın makalelerinden birisinde yazdım. Türkçe 14. yüzyıl içinde iki büyük doğu dili ve bunlar aynı zamanda iki büyük kültür dili de diyebiliriz. Bu dillerle büyük bir mücadeleye girdi. Osmanlıca diye bir makale olması lazım. Osmanlı Türkçesi. Osmanlı Türkçesi. Orada bu konuyu işledim. Türkçe ülkesine gidince. Türkçe 14. yüzyılda elimizde çok sayıda eser var. Arapça ve Farsça ile büyük bir mücadele içinde oldu. Ama Farsça modellerin göz önüne alınması, onların tercih edilmesi sebebiyle bu iki doğu kültür dilinden birinin ilim dili, medrese dili olması, Arapça, İslami ilimler münasebetiyle, ikincisi kültür dili olarak, edebiyat dili olarak İstanbul'un fethiyle birlikte bütün bugünkü İran coğrafyası, yani eski Türk coğrafyası büyük ölçüde, Safevi coğrafyası, Safevi coğrafyası dahil, o coğrafyadan bir çekim merkezi haline geldiği için İstanbul, İstanbul'a akın eden birçok şair, yazar, bilim insanı,
ilim insanı o dili ve kültürü İstanbul'a getirdi. Ve İstanbul'un medreseleri başta olmak üzere kültür muhitlerinde, bu kültür muhitleri dediğimiz zaman da çok incelenmemiştir ama efendim, özellikle Sinan Paşa'nın eserlerinde açık seçik anlaşıldığı gibi Fatih'in ve II. Bayezid'in özellikle okumaya, kültüre çok düşkünlükleri, merakı yüzünden hemen hemen bütün saraylarda, paşa konaklarında müşahara dediğimiz şiir meclisleri, tartışmalar o kadar yaygındı ki işte bu müşahara dediğimiz bu şiir meclislerinde Farsça bir şiir örnek olarak alınıyordu. Bir Osmanlı şairinin o türde bir şiir söylemesi isteniyordu. Bunlar da nazire deniyor. Şimdi bu Türkçe'yi geriletti. Türkçe maalesef henüz gelişmesini tamamlayamadan gerek nesir dili gerek şiir dili olarak özellikle kullandığı kelime kadrosu bakımından yerini bu iki yabancı dilin kelimelerine terk etti. Ama bunu açık seçik olarak yine Türk Dil Kurumu'nca basılan 17. yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı kitabımda, kitabımın giriş kısmında bu meseleyi eli konu çok ayrıntılı olarak ele aldım ben. Bu dilin gerek şiirde, gerekse nesirde 15. yüzyıl sonrasında özellikle kullanılmış olan dilin günlük bir dil, konuşulan bir dil olduğu zannedilmesin. Bu bir yapma dil olarak genişti. Büyük Türk dostu Bacar Türkolog Demet'in karma dediği bu dil, üç dilin kelimelerinden oluşuyordu. Türkçe, Arapça, Farsça. Ve o zamanın entelektüellerinin özellikle Arapça ve Farsça kelimelerin ait oldukları dillerdeki gibi kullanılması. Bu kullanım telaffuzla başlar. Önce söyleniş özelliği. Söyleniş her dilin kendi sesleriyle yapılan bir şeydir. Sesler her dilin kendine özgü rengini taşır. Aynı sesi bir Türk'te, bir Arap, bir Fars aynı şekilde söylemez, çıkarmaz. Bunun zaten rengi var. Fiziksel olarak da zaten mümkün değil. Mümkün değil. Geliş metninde Arapça'da daha gırtlaktan, daha hançerden evet, bir konuşma varken Türkçe daha ön dudak ve dişleriyle evet, konuşulan bir dil. Tabii yani Türkçenin portresini yapan sesler, kelime başı sesleri, ekleri yapan sesler vesaire bakımından baktığınız zaman ne Arapça'ya benzer ne Farsça'ya. Ama o zamanın entelektüeli, özellikle tecvid, hepsi özellikle medrese, yüksek medrese, işte Sahli Seman başta olmak üzere bu medreselerde okuyan öğrencilerin hemen hemen hepsi her şeyden önce hafızdı. Kur'an'ı ezbere bilirdi. Şimdi hafızlık eğitimini efendim bilenler bilir, tecvidle başlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i seslendirirken kullanacağınız sesleri Arapların çıkardığı gibi çıkarma size öğretilir. Şimdi gırtlak sesleri olan ha, hı Türkçe'de yoktur. K'dan gelişen bir hı sesimiz olmakla beraber böyle bir ses yok biz. Ayın sesi diye bir ses yoktur. Şimdi bunun gibi ama bu sesler tecvid öğrenimi gören öğrencilere küçük yaşlardan itibaren öğrenildiği için Arapça Farsça kelimelerin Türkçe metinlerde de kullanılması durumunda bunların seslendirilmelerinde bu seslerin birebir çıkarılması fesahatın ve belagatın gereği sayılmıştır. İkincisi bu kelimelerin herhangi bir telaffuzunun değiştirilmemesi, aynen hece yapısının, uzunluklarının, seslerin kısalıklarının vesaire de değiştirilmeden kullanılması da fesahatın gereği sayılmıştır. Halbuki Binihar Name'de en çok uğraştıran bu olmuştur. Şimdi
bazıları roman diyor. Ben çingene demekte hiçbir mahsur görmüyorum. Çünkü zaten netice itibariyle bu ne aşağılamak için ne kötülemek için kullanılan bir kelime değil. Eserin kendisi bunu kullanıyor. Yüzyıllar boyunca da kullanılan. Bu vatandaşlarımız kullandıkları dilde genelde eğitim seviyeleri çok gelişmiş olmadığı için birçok kelimeyi kendi dillerinde adeta yeniden var etmişlerdir. Bozarak. Bozarak. Şimdi burada mesela ben hala çözemediğim onlarca kelime var. Bu kelimenin aslı ne? Arapça mı, Farsça mı, Türkçe mi? Mesela beni en çok uğraştıran, şimdi bu vatandaşlar biliyorsunuz, bize yazarının tanıttığına göre o zaman nakliyecilik eşeklerle yapılırmış. Eşekler katar halinde. Odun taşımak, su taşımak, mesela malzeme nakletmek bunlar. Ve en çok yaptıkları işlerden biri buymuş, eşek katarları kullanmak. Bu arada tabii işleri hep o olduğu için eşek satış hikayesiyle başlar zaten eser. Ama bu arada musikiye yatkınlıkları da hepimizin milli bir şeydir, musiki. O musiki yatkınlıkları ve düşkünlükleri de anlattığı yerlerde kullandığı öyle kelimeler var ki, mesela ben trillemat diye bir kelimeyi günlerce aylarla düşündüm. En sonunda terennümattan bozma olduğunu anlayabildim. Trillemat. Şimdi ne yapıyor yazar? Bu yazar nüshasıdır %100. Yazar telaffuz edildiği gibi imla ediyor, yazıya döküyor. Şimdi bu okur yazar kitle tarafından klasik dönemde hiçbir zaman caiz görülmemiştir. Yerinde sayılmamış. Olmaz böyle şey. Kelimeyi bozamazsınız. Kelime Arapçada nasılsa öyle. Okur değişir ama yazılış değişmez. Evet. Hele yazılışı kesinlikle. Ben bir ara Evliya Çelebi Seyahatnamesi Yayın Komisyonu kurulmuştu Ankara'da, yüksek kurumda. O komisyonun 4 kişilik hazırlık komisyonu üyesiydim. O zaman bir yayın kılavuzu hazırlamak istedik. Şimdi Evliya Çelebi'de bu söylediğim konuda o kadar çok örnek vardır ki şaşırtıcıdır. Şimdi bu örneklere bakan benim yine rahmetlik oldu. Fahiris Hoca vardı. Abisi daha çok tanınır. Fahiris profesördü, abisi edebiyatçı tanınırdı. Mahiris. Onun bir makalesi vardı, diyor ki Evliya Çelebi medrese mezunuydu. Arapça, Farsça, Yunan dili gibi bilirdi. Evliya Çelebi eskiden bir divan katibi bile imnadan imtihan edilirdi. Evliya Çelebi nasıl olur da imnayı bilmez, bunları yanlış yazar. Binaenaleyh bu eldeki nüshalar, 8 nüsha, Evliya Çelebi'nin el yazısıyla yazılmış olamaz. Halbuki bunu bir yabancı, bir Amerikalı Türkolog, bu dediğim nüshaların Evliya Çelebi'nin bizzat elinden çıkma olduğunu çoktan ispatlamıştı ama kabul etmiyordu. Ben o çalışmam sırasında yabancıların yazdığı eserlere biz transkripsiyon metinleri diyoruz. Transkripsiyon metni dememizin sebebi farklı bir alfabe kullanmaları. Latin alfabesini kullanıyorlar. Bizim 15. yüzyıldan başlamak üzere 16, 17, 18'de daha çoğalır birdenbire. Pek çok gramer, konuşma kitabı, sözlük vesaire yapmışlardır. Burada kullandıkları Latin alfabesi olduğu için onlar telaffuzdaki bütün değişiklikleri Latin alfabesiyle bize veriyorlar. Binaenaleyh bu bizim için en büyük delildir. Evliya Çelebi'nin dilindeki bu durumu çözebilmek için transkripsiyon metinleri üzerinde çalıştım bir süre. Meniski'yi keşfim o zaman olmuştur. Ben Meniski'den, sözlüğünden haberim yoktu. Meniski'yle o zaman karşılaştım ve bir yabancı için, daha doğrusu bir Hristiyan için biliyorsunuz toprağı bol olsun denir. Rahmeti denmez. Merhum da denmez. Ne denir? Müteveffa denir. Müteveffa veya toprağı bol olsun, dua edeceksek. Ama ona çok dua etmişimdir. Çünkü benim ufkumu açtı.
ve inanılmaz bir güçle 30 küsur sene bu işle uğraşıp İstanbul'da da 20 senesini geçirerek Türkçenin belki de bugüne kadar en zengin, en büyük sözlüğünü hazırlamış. Ve Avusturya İmparatoriçesi Maria Teresa'nın himayesinde Viyana'nın dışında kurduğu bir matbaada 8 ayrı çeşit harf döktürerek o eseri dizdirmiş. Sadece dizgisi 10 seneye yakın sürmüştür. Onu keşfettikten sonra Evliya Çelebi'nin yaşadığı çağda yaşayan bir yazar olduğu için dedim ki ona Şayık Hoca da şahididir. Hocam bu ikisi görüşmüş. Evliya Çelebi ile Meniski mutlaka konuşmuş ve bu konuyu tartışmışlar. Bir kaynakta hakikaten bir seyahat sırasında ikisinin bir arada olduğuna dair bir kayıt bulduk. Şimdi Evliya Çelebi bunu demek ki öyle gelişi güzel, laf olsun diye yapmıyor. Günlük konuşma diline inmiş olan, biz buna halklaşma diyoruz aynı zamanda dil biliminde. Mahallileşme, halklaşma, Türkçeleşme falan. Bu gibi kelimeleri Evliya Çelebi bilerek, isteyerek, çok şuurlu olarak imlasını değiştirerek veriyor. Çünkü Evliya Çelebi öyle bir isim ki, öyle bir insan ki, yörelerin dilleri yanında kişilerin konuşmalarını bile taklit ediyor. Öyle bir insan. Mesela Kafkas dilleriyle ilgili verdiği örnekler arasında öyle örnekler var ki şaşırırsınız. Benim Dankov diye bir hala Sadr Amerika'da Türkolog arkadaşım var. Dankov'a söylediğim zaman şaşırdı. O da çok çalıştı Evliya üzerine. Şimdi R harfini söyleyemeyen insanlar vardır biliyorsunuz. Peltek. Evliya Çelebi sonunda R harfi bulunan kelimelerde R harfini bağımsız olarak yazmıyor. Onun önündeki sesli harfin, elifin mesela üstüne getirip oraya yediriyor. Mesela diyelim ki Ebrar. Değil mi? Ebrar. Dili peltek olan Ebrar diyemediği için Ebha dediği için ha R'nin üstüne getirip koyuyor. Bak Dankov dedi. Bu ne dedi bana? Dedim bu Evliya Çelebi ya kendisi peltek konuşuyor. Ya da bu konuşmayı yapan kişi veya peltek. Bu konu bahsettiği kişi peltek konuşuyor. Haklısın dedi. Evliya Çelebi böyle bir isim. Şimdi bunları yakaladığınız zaman öz dilimizin ana sütü gibi hakkı olan kendine benzetme, sesçe kendine benzetme hakkını yok sayıyorsunuz. Böyle şey olmaz. Ben buna bütün çalışmalarım boyunca isyan ettim. Böyle şey olmaz. Şimdi hala tartıştığım meslektaşlarım var. Şimdi diyorlar ki ben yürürüm yani. Aş boyadı beni kane. Yahu yana. Kana nereden yani oluyor, kane oluyor? Ama öyle söylenmemiş mi? Evet, sıkıntı orada. Ama bu sözünü ettiğim yabancılar diyor ki, İstanbul'a gelen diyor bir yabancı, Türkçe öğrenmek için bir hocaya diyor, bulduğu zaman, o hocanın kendisine öğrettiği Türkçeyi sokakta konuşursa, gülerler kendisine diyor. Şu sokakta öyle bir dil yok diyor. O sadece kapalı bir mahfilin, kapalı bir muhitin dili. Bunlar söylüyor açık seçik. Bir metni ezbere okurken, özellikle bunlar şiir oluyor. Bir manzum metni okurken veya daha önce ezberlediği bir metni okurken bu dili kullanır diyor. Yani yani, kane. Evine gittiği zaman, medresede ders verirken hiçbir zaman yani demez, kane de demez. Şimdi böyle bir ikili dil var. Yani bir sokakta konuşulan... Bir de saray çevresinde, entelektüel çevrede aydınların konuştuğu bir dil var. Ve bu dil dediğim gibi karma ve yapma olduğu için yine bu bahsettiğim Macar Türkoloğu Nemet'in değerlendirişiyle söylüyorum, katılıyorum ona tabii. Bu gibi kelimelerden çoğunun tasfiyesi çok kolay olmuştur.
Çünkü bunların çoğu dilin birinci dereceden ihtiyaç duyduğu kelimeler değildi. Bir edebiyat dili teşekkür etmişti. Bu edebiyat özellikle manzum edebiyat olarak nesir dilini de etkiledi ve nesir dili de ona paralel inanılmaz bir Arapça, Farsça kelimeler yığınının mahkumu oldu. Çok ağır, çok artık günlük hayatta kullanılmayacak veya anlaşılamayacak derecede de farklı bir dil. Çok. Bakın ben 7 tane büyük eseri günümüz diline aktardım. 7 tane. Hocanın zaten hem edebiyat çalışmalarının hem de dil çalışmalarının bizim için de edebiyat öğrencileri için de çok kıymetli olduğunu söyleyelim burada. Estağfurullah, faydalanmak isteyecekler için bir şeyler bıraktığımı zannediyorum. Bunların ilk yaptığım ilk deneme Surname'dir. Ve Surname 18. yüzyılın yani adamın dişini kıracak kadar sert eserlerinden biridir. 18. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin, klasik Osmanlıcanın bütün malzemesini ihtiva eden bir eserdir. Öyle ki bazen bir cümlesi bir sayfayı aşar cümle. Benim yaptığım çeviri demiyorum ben, aktarma diyorum. Aktarma iki, günümüz diline uygunlaştırma, o da farklı bir şeydir. Aktarma. Aktarmada bazı teknikler, değişik teknikler kullandım ama en üzerinde durduğum en önemli şey cümle bütünlüğünü bozmamak olmuştur. Surname'yi şöyle baştan 5-10 sayfa okuyacak olanlar görür ki orada bir cümle bazen 8-10 satır, 20 satır sürer. Ve o cümlede kopukluk olmaz. Şimdi bana hep soruyorlar, ya bu Osmanlılar, Osmanlı uleması gramer yazmamış mı? Sözlük yapmamış mı? Yazmamış. Arapça gramer yazmış, Farsça yazmış. Birkaç tane var, yok değil. Bergamalı Kadri'de var mesela, Müessiretül Ulum diye bir grameri var, önemli. Ama Latin gramerci disiplininden gelmedikleri için bir dili sesinden cümlesine kadar bütün dilin bütün birimlerini ele alıp işleyecek bir bilgi seviyesi yok. Donanım diyelim, seviye demeyelim de donanımı yok. Halbuki Meniski gibi Latin gramerciliğinden gelen bir adam size alıyor, sesleri tanıtmakla başlıyor. Ondan sonra birimcikler, anlam birimcikleri, efendim, ekler, kökler vesaire oradan geliyorsa cümleye kadar her şeyi size işleyebiliyor. Onun için yazmamışlar ama nasıl biliyorlar ve nasıl kullanıyorlar biliyor musun? Hata yapmıyorlar. Yani o uzun cümleyi noktayı koyacak yeri kestirebiliyorsan zaten anlamının ölçüsü noktalamadır bir bakıma. Evet. Koyabiliyorsan efendim mesele yok. İkincisi Tursun Bey. Şimdi Tursun Bey münasebetiyle geçen gün bir kanalda efendim bir hocamız, ünlü bir hocamız İlber Ortaylı beni şaşırtan bir şey söyledi. Fatih ile ilgili bir konu açılmıştı. Durup dururken tarihi Ebul Fetmiş dedi. Fetmiş. Allah Allah. Hocam ben tanırım fazla düşüp atmıştım yok ama hocam yaşı benden küçüktür herhalde. Tursun Bey'i anlayabilmek için, Tursun Bey'in değerini anlayabilmek için önce Aşık Paşazade'yi okuyacaksın. Sonra Tevarih-i Ali Osmanlı'nı okuyacaksın. Sonra Oruç Bey tarihini okuyacaksın. Sonra Neşri'yi okuyacaksın. Sonra Kemal Paşazade'yi okuyacaksın. Sonra Behişti'yi okuyacaksın. Ve bunları okuduğunda anlayacaksın. Ben metni kendi eski yazıyı bırakın okunmuş metinden bile okuyup anlayabileceğini sanmıyorum da bütün bunları okuyacaksın da sonra da kalkacaksın Tursun Bey'in tarihini bütün bunlarla mukayese edebileceksin. Sonra Tursun Bey'miş, tarihe mülfetmiş diyebileceksin. Şimdi biraz durduğumuz yeri bilelim. Adım atarken biraz dikkatli atalım. Çünkü bazı adımlar
boşluğa gider adam gider. Yıkılır gider. Onun için fazla bu alan İlber Ortaylı'nın alanı değildir. İlber Ortaylı'nın ne bir metin neşri vardır ne de böyle kaynaklara dayanan herhangi bir araştırması vardır. Hazır bilgiyi bilir de ama doğrudan doğruya ciddi kaynak kullanarak yaptığı bir araştırma yoktur, vardır derse onu da çıkar tartışırız. Şimdi Tursun Bey tarihinde en önemli şey, onun da bir nüshasını neşreden Ortaylı'nın hocası rahmetli bin Hüseyin neşretmişti, Halil Dalcık. Fatih ile ilgili laf söyleyebilecek olan rahmetliydi. Doktora teziydi onun. Fatih üzerine bir sürü araştırması var. İkincisi Franz Babinger'di. Babinger'in eseri de İstanbul'un fethinin 500. yılı münasebetiyle yazdığı o büyük eser Türkçe'ye kazandırıldı ve çok güzel bir tercümeyle. Onun başına da rahmetli hocanın bir tenkit yazısı vardı. Ama o ikisi birbirini tenkit edebilir, eksiğini kusurunu söyleyebilir ama başkasının haddi değildir o. Tursun Bey tarihinin diğer tarihlerden ayrılan en önemli yanı, Tursun Bey tarihinin girişinde sosyolojik bir tahlilin olmasıdır. Çok önemli bir tahlildir o ve onu o cümleyi hiç koparmadan bütünüyle günümüz dinine aktarmış bir insan olarak söylüyorum. O metinlerden istifade etmek isteyenler yaptığım aktarmayı gönül rahatlığıyla kullanırlar ama yaptığım işin yanlışlığını da bulmak isteyen varsa Ortaylı'yı da ona davet ediyorum. Buyursun, burasını anlamamışsın desin. Metinler ortada. Metinler ortada. Şimdi Tursun Bey de böyle. Tursun Bey tarihi de bu adını andığım Oruç, Tevarihal Osmanlılar, efendim Neşri vesaire yanında yine Türkçenin o kendi tadını bize tadırmakla beraber yavaş yavaş artık Arapça ve Farsça kelimelerin yoğunlaştığı bir metindir. Klasikleşmeye giden dönemin bir dönemi. Onu 7. defterinde en çok kullanan Kemal Paşazade, Tursun Bey'den biraz daha ağırca bir dil kullanır ama Kemal Paşazade'nin dili de merak edenler okusun. Yine o tevarihine Ali Osmanlıların o güzel Türkçenin o müzikalitesini bize veren fevkalade önemli eserlerden biridir. Ondan sonra diğer nesil eserlerine geçtiğimiz zaman artık Türkçenin tadı tuzu yok. Bu Türkçedir diyebileceğimiz bir metin bulmamız çok zor. Ya bu metinleri zaten herhangi bir dili atfetmek de oldukça çok zor hocam. Çünkü Arapça da değiller, Farsça da değiller, Türkçe de tam olarak değiller. Bir Türk karışım zaten. Osmanlı Türkçesi ifadesi belki bu anlamda bunu karşılayan bir ifade olarak değerlendirilebilir. Evet, yani bu tabii güçlük şuradadır. Bakın diller tarih boyunca birbirlerinden hep kelime alışverişinde bulunmuşlardır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Her kültür dili başka bir kültür dilini etkiler ve ona bir takım kelimeler verir. Ama bizim kelime alışverişi dışında dillerin yapmadığı bir şey vardır. Gramer kuralı almazlar. Şimdi biz burada çok büyük bir hataya düşmüşüz. Farsçadan gramer kuralları almışız. Bu kuralların başında bizim belirtili, belirtisiz dediğimiz tamlama çeşitlerimiz olmasına rağmen kalkmışız Farsça izafet dediğimiz tamlama yapılarını almışız. Şimdi eski metinlerin okunmasında karşımıza çıkan en büyük güçlük bu izafetlerin okunmasındadır. Size bir örnek vereyim mi çok çarpıcı? Tabii hocam, buyurun. Yıllardan beri tenkit ede durduğum Menakıbül Kutsiye'de arkadaşlarımız, o isimleri ben onlara Mimli ikili dedim. Birbirimize girdik. Adları bende Mimli ikilidir şimdi. Bana birisi dedi onlar. Adımı anlıyorlar.
bana birisi diyorlar. Ben de onlara Mimlikili diyorum. O Mimlikili Han Sultan içinde boğuldu. Bir mısra okumuşlar. Han Sultan içinde boğuldu. Ben onlara sormuştum. Han'ın iki anlamı var bildiğimiz. Birisi sultan. Eğer sultan anlamındaysa burada, sultan sultan içinde boğuldu ne demektir? Cevap yok. Peki han ne demek? İkinci anlamı han, otel. Aynen otelin karşılığı. Yani insanın barınma yeri, o da ev, Türkçesi ev. Ev manası neyse, ev sultan içinde boğuldu ne demek? Bunun da cevabı yok. Ben onlara doğrusunu gösterdiğim halde hanı sultan içinde boğuldu. Okunması lazımdı. Yani sultan hanı. Sultan hanı ne? Konya'nın Aksaray ilçesi yakınlarındaki meşhur Selçuklu hanı. E ne olmuş orada? Hanı sultan içinde boğuldu diyor. Peki kim boğuldu? Tarihen o eserde de var. Selçuklu kaynaklarında da var. Selçuklu sultanlarından Gıyasettin Kehüsrev. Orada efendim zamanın kendisini kıskanan sadrazamı, pervane, Moğollarla işbirliği yaparak bir de Muhnisbaşı içine karışıyor filan o isyan anı olayından. Orada zehirleniyor önce yemekten sonra Moğol ve Türk ananesine göre kendi yayının kirişiyle boğuluyor. Orada o cereyan eden olay Han Sultan içinde boğuldu bu. Varlığı suyu küllü soğuldu. Varlığının suyu çekildi gitti filan. Bunu doğru olarak kabul ettiremedim. Neden kaynaklanıyor? Çünkü Han-ı Sultan okumaları lazımdı. Han Sultan içinde okudular gitti. Ne gitti? Bir tarihi vak'a. Bu o kadar kıymetli bir eserdir ki. Babaylar isyanı dediğimiz Anadolu'yu kasıp kavuran muazzam bir isyan hareketi. Moğol istilasının hemen öncesinde yaşanmış, binlerce on binlerce insanın ölümü pahasına facia. Onun tarihi, kim bu tarihi bize anlatan kim? İsyan hareketinin başında olan Baba İlyas'ın ikinci kuşak torunu. Bu doğruyu kabul ettiremedim. Şimdi neden? Neden? Efendim Osmanlıca dediğimiz dil dönemi, Türkçenin bir dönemidir. Osmanlıca diye bir dil yok. Öyle bir dil yok. Osmanlı Türkçesi var. Osmanlı Türkçesi de bizim dilimizin tarihi olarak belli bir döneminin adıdır. Osmanlı Türkçesi bilmek için önce Türkçeyi bileceksiniz. Türkçeyin nesini bileceğiz? Gramerini bileceğiz. Şimdi Türkçe grameri bilmeden olur mu? Olmaz. Bir örnek de bunun için vereyim. Muhlis Paşa isyandan sağ kurtulan bir beşikte bebekken isyandan sağ kurtulmuş. Ve sonra bu Baba İlyas sülalesini devam ettirmiş. Muhlis Paşa'nın oğlu Aşık Paşa, Aşık Paşa'nın oğlu da eseri yazan, yani torunu. Dedesinin ölüm tarihini veriyor. Sonra da diyor ki, bir mısrada hem bu yıl içinde Celaleddin gitti. Hem bu yılda Celaleddin gitti. Şimdi ben bir gramatikal izah yapıyorum, ömür tükettim Türkçenin grameri üzerine. Tarihi metin çalışmalarında, usul kitabımda gramatikal ve anlam tahlilleri, onlarca var. Gramatikal tahlil yapıyorum. Diyorum ki, bu yılda Celaleddin gitti dersek, bu yılda birisi gitmiş, gitti öldü yani. Ama hem dediğimiz zaman ne oluyor? Hem. Başka birisi daha söz konusu olmak zorunda. Yani bu hem, hem, Türkçe'de değildir, Farsçadır. Hem karşılaştırma için kullanılır ve karşılaştırılan iki şey arasında bir üstünlük derecesi ifade eder. Arttırma ifade eder. O ölmüş, onun yanı sıra üstelik bu da öldü. Yani Mevlana Celaleddin'in de aynı tarihte öldüğünü nasıl ifade edebilirdi yazar başka türlü? Hem koydu, al size.
Munis Paşa bu tarihte öldü ama aynı tarihte bu da öldü. Bu doğruyu da kabul ettiremedim. Şimdi bakın, ısrarla açık seçik söylüyorum. Tarihçi metin neşredebilir mi? Eder. Bana ne? Edebiyatçı metin neşredebilir mi? Eder. Bana ne? Ama neşrettiği metni ben ele aldığım zaman sorarım hesabını. Dilci olarak sorarım, Mert Oltulum olarak değil. Dil bilen birisi, dili bilen biri olarak sorarım. Böyle okumuşsun niye? Böyle okumuşsun niye? Çünkü metin neşri demek, metin neşri demek, okuduğun her birimi tek tek sorgulamak demektir. Bu ne demek? Bu ne demek? Yazar bunu niye kullanmış, bunu niye kullanmamış? Bakın bir örnek daha vereyim, çok çarpıcı. Hüseyin aynı metinde, ol güzidegân-ı veli, tas tas içtiler, cefadan eli böyle bir şey. İkinci mısrahta batırman gelmedi şimdi. Zehri, tas tas içtiler zehri. Şimdi ne var bunda, ben şimdi sana sorayım istersen. Hüseyin ol güzidegân-ı veli, tas tas içtiler, efendim cefadan bilmem zehri. Ne var burada? Estağfurullah hocam, açıklayın. Yani dilin, dilciliğin önemi için bu örnekleri veriyorum. Bakın, Hüseyin dediğiniz zaman Hüseyin bir kişiyi temsil eder. Hüseyin adından birini temsil eder. Güzidegen, güzidegen çoğuldur. Güzide seçkin demektir. Güzidegen seçkinler demektir. Şimdi Hüseyin tekli, güzidegen çoklu. Geldik fiiline, geldik cümlenin fiiline. Tas tas içtiler, tas tas içtiler. İçtiler nasıl bir yapıdır? Bir fiilin çoklu çekimi. Şimdi o zaman Hüseyin nasıl oluyor? Kaç Hüseyin içiyor? Bir Hüseyin var. Hem içtiler oluyor hem de güzide nasıl oluyor? Çünkü Hüseyin okunmayacak o kelime. Hasaneyn okunacak. Hasaneyn nedir? Hasan ve Hüseyin. Hasan Arapça güzel demek. Hüseyin de güzelcik demek. Hasan Hüseyin, az önce peygamberin torunları. Peygamber soyunu ifade etmek için. Hasaneyn ol güzü. Onun için güzide gelen çoğul, onun için içtiler. Kardeşim, ben bunların bütün yanlışlarını düzelttim de 500'e yakın. 250 tanesini alıp değiştirdiler, 250 taneye dokunmadılar çünkü çok olur ya dediler. Bir daha basarsak o 250'yi de o zaman kullanalım. Yanlışı kabul etmek fazilettir. Bak buradan ifade ediyorum duyanlara. Yanlış bu tür metinlerde herkesin bulabileceği, herkesin harcı olan bir şey de değildir. Birisi sizin yanlışınızı bulduğu zaman elini öpemiyorsanız ona en azından bir merhaba deyin. Merhaba deyin. Yoksa bu bizi efendim aldı ele tenkit ediyor falan değil. Siz beni tahrik ettiniz. 20 sene bir eser üzerinde çalıştım. Ve şu memleketin hali için son nokta koyayım, uzattık galiba. Bu kitap tarih kurumu tarafından 2 defa olmak üzere bu memlekette 3 defa basıldı. Ve bu 2 arkadaşa Cumhurbaşkanlığı Başarı Ödülü verildi. Böyle bir memlekette yaşıyoruz biz. Bitti mi? Evet hocam. Burada bitirelim internetin sohbetimizi. Bugün Mert Oltulum ile birlikte 12. yüzyıl İstanbul üzerine konuştuk. Bu eterden yola çıkarak hem Harname'ye değindik, hem dönem dili, dönem toplumu, hem şairler. Özellikle de son bölümde de aslında Türkiye'deki dil çalışmaları açısından oldukça önemli noktalara değindik. Hocam tekrar çok teşekkür ederim bugün bizimle oldunuz. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için. Çünkü ben yazıyorum da konuşma imkanım çok olmuyor. Bulduğum zaman da konuşuyorum, içimi de döküyorum. Onu bana ferahlattınız beni. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Çok sağ olun. Haftaya yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Çok teşekkürler.